Merhaba herkese, iyi haftalar. Allah koku yer yeri günlük grafik. Şimdi yüz dışı senet, yani normalde üyelere özel. İsteyen arkadaşlar oluyor, yayınlıyorum ama bunun sebebi var, yani üyelere özel yayınlamamın. Buradan farklı bir şey söylemiyorum, yanlış anlaşılmıyorum. Yani bende al sat tut tavsiyesi yok. Öyle bir şey burada alınır, burada verilir, öyle bir şey söylemiyorum. Oldu, siz karar verirsiniz. Her koyun kendi bacağından, yani herkes kendi riskini yönetir. Ama yüz dışı senetler çok teşne değiller, yani teknik analize. Ya çok kısıtlı bir kitlenin elindeler. Yani bir sene çok kısıtlı bir piyasası oluyor. Ya bu çok teknik analizi şey yapmıyor. Yani güvenilir kılmıyor. Böyle bir şey olduğu zaman güven oranı düşer teknik analizin. Çünkü bir grubun ne yapacağını kestirmek, küçük bir grubun ne yapacağını kestirmek çok zordur. Mümkün değildir. Senaryoyu siz bakarsınız. Hani teknik olarak bir senaryo incelersiniz ama çoğunlukla zorlanırsınız. O yüzden de hani çok fazla yayınlamıyorum herkese açık. Yani bunu bir baştan söyleyeyim. Dediğim gibi yani bilinmeyen bir şey de söylemiyorum. Üyelere özel videoda aynı şeyi bulursunuz. Öyle kalkıp da sonra şey demeyin. Yani üye yapıyor sonra bir şey söylüyor mu? Öyle de öyle de zannetmeyin yani. Burada ne varsa orada da o var. Ekstrasını belki işte birçok şey istemiyor. Kripto, başka bir şeyler falan, onları da yayınlıyorum. Şimdi Alar Koyu 9 Aralık'ta bir videosunu yapmışım. Yani bir kontrol ettim. Herhalde bir üye arkadaşımız istedi. Büyük ihtimal üyeleri özel yapmışımdır. Orada 360 civarında bir direncimiz vardı. Şimdi ben ne zaman çizdiğimi de hatırlamıyorum ama grafiği bakın, 30 Nisan 2021 360, 1 Eylül 2021 360. Şimdi Aralık 14 Aralık, 13-14 Aralık 360. Demek 360'ta bunu piyasa satıyor. Yani bunu anlamak için de tabii çok büyük bir teknik analizci olmaya gerek yok. Grafiğe bakıyorsunuz. Bu kadar zaman geçmiş şimdi. Bu alana ne zaman düşmüş bu arkadaş? 26 Nisan'da düşmüş. Biraz daha beklesin. 1 yıl olacak. Ne güzel yatay bir kanal. Taşıyan ne kazanır? Hiçbir şey. Burada trade eden kazanır bu tür şey. Yani öyle yapın demiyorum bakın. Yani bilemem. Yani ama BİM'de mesela hep 60-70-60-70 1,5 sene çalıştı. Taşıyan hiçbir şey kazanmadı. Dolara, enflasyona eridi. Ama 60'ta alıp 70'te satan çok güzel karlar elde etti orada. Yani bir neredeyse bir BİM daha çıkarttı. Ekstradan hareketleri takip ediyor. Yani bu da benzer. Aşağıda 270 desteğimiz var. Alt bantta 258 civarları, 57 civarları ve en altta da 240 var. Yani öldüm bittim fiyatı 240 olmuş. Orada da bir, değil mi, kırılım gelmiş. Yani görüyorsunuz 240'ın düşüyor düşüyor. 240'a kadar geliyor, kırmızıya uyuyor. Kırıyor. Bir daha da net bir yatay banda bağlı. Dolayısıyla 240 piyasa tarafından daha önce görülen bir alım fırsatı. Aynısı yani gelirse bakılır. 240'ta kırmıyorsa o kısmı, tekrar bir yeşil mum oluşturmaya başlıyorsa ya da bir formasyon olmaya başlıyorsa tabii isteyen değerlendirebilir. Onu o gün gözlemek lazım. 250 56 aslında, yani 56 buçuğa çizmişim bunu. 256 buçuğa çizmişim. Ara destek gördüğünüz gibi burada 277-78'de diğer bir destek hattımız. Çoğu tutunma 278 üstünden gelmiş. Kırılım olursa da bu alanlara uzamış. Bu yatay bandının içinde öyle çok konuşacak bir şey de yok. 360 geçilmeden net bir alıcı var. Yukarı bir hedef var. İşte bundan sonrası ne olur? 360-400 davranışsal, 450 civarları da yukarıda diğer bir direnç hattı. 360 geçirirse bu dirençler takip edilir. Yeni bir fiyatlama vardır diye düşünürüm. Majör olarak da bu kısmı süzmek, iyi takip etmek gerekiyor. Arada yine küçük satış fırsatlarının oluştuğu 316-320 bandımız var. Net gözüküyor zaten. Fitiller var orada. Arada şuradaki 278 civarındaki destek alındıktan sonra en sık gidip geldiği yer gördüğüm kadarıyla 300 20 diyelim buna, tam 320 civarları, oralarda ara satış fırsatı olmuş. 320 takip edilir. Yukarı doğru bir hamle yaparsa 320'nin üstüne bir hareketlenme, tekrar alıcıların gelmesi 360'a doğru tabi değer mi diye orada bakılabilir. Kısa vade veya majör görünüm bu. Kısa vade değil ama en azından majör görünümümüz bu. Kısa vadede gördüğünüz gibi bir toparlama mevcut. Yani 20 ortalama 284 lirada şu anda. Doğrudan şu düşen akımı, 360 liradan düşen akımı, yani kısasıyla da uzunluğuyla da ben senaryoyu söyleyeyim, artık hangisini alırsanız. 284 lira burada 20 ortalamanın üstselin geçtiği yer. 20 üstsel doğrudan bakın kaç tane temas var, kıramıyor. Akımımız, akımı, düşen akımı kontrol eden hareketli trendimizi çiziyor 20 üstsel.
Takip edilir 284 kısa vade için. Üstüne bir kapanışları almaya başlarsa 284'ten 290-93 civarları olabilir. Ve yukarıda 302 lirada 50 gün ortalamamız var. 50 gün ortalamamıza bakarız. Üstüne gidiş oluyorsa biraz önce söyledim zaten 320 o bant 320 civarlarındaki bantta en çok satışın geldiği ara satışın geldiği alan. RSI onlara da bakalım. Yani çok RSI değerlendirecek bir durum da yok. Salınım aynı. RSI'de de aynı bant var. 30'a geliyor. 30 civarlarından alınıyor. Yukarı doğru gidiyor. 60'ın üstüne çıkamıyor. RSI şu anda 39,9. Kendi ortalamasının bir tık üstüne çıkmış ama henüz bir anlam tabii ifade etmiyor bu hareket. MACD henüz al vermemiş ama yani bir 284,2 285 diyelim. 285'in üstüne bir kapanış alırsak muhtemelen tabii MACD'de yavaş yavaş bir al kesişimine başlayacak. Herhangi bir yüksek hacim yok. Çok düşük hacimler var. 23.400 lot. Gerçi fiyat pahalı biraz ama yine de kaç yapar hesaplarsak 6-7 milyon lira, 8 milyon lira para yapar. Da çok bir şey de yapmıyor. Yani fiyat karşılığı çok bir şey yapmıyor. Oldukça sığ bir işlem hacmi var. Onu da tabii farkında olmak lazım. Yani tekrar bu artıyorsa bu işlem hacimleri 285'in üstünde katılıyordur piyasa. Yani oradaki akıma katılıyordur diye düşünülebilir. Çok sık yapmam videosunu. Yani siz de tabii değerlendirebilirsiniz. Çekin çizgilerinizi açın. Tradingview.com bedavadır bu site. Bir şey yapabilirsiniz yani. Benim bir şeyim de yok yani. Tanıtımım ortak. Zaten benim gibi bir şeye de ihtiyacı yok yani. YouTube kanalına da ihtiyacı yok tanıtım için. Yani borsayla piyasayla ilgili herkes bilir. Buradan açabilir. Veya aracı kurumunuzdan açabilirsiniz grafiği. Siz de öyle bakın diplere, tepelere. Yani bir strateji oluşturabilirsiniz. Herkese iyi haftalar dilerim.